Arkadaşlar merhaba. bu videoda, daha doğrusu bu eğitimde sizlere Blender'ı anlatacağız. Şimdi bu videonun sağ alt köşesinde tarih saat görmüyorsunuz ama ben size tarihi söyleyeyim. 19 Nisan 2020 Pazar günü akşam saatlerindeyiz. Dolayısıyla şu anda eğer yakın bir tarihteyseniz bunun ne demek olduğunu biliyorsunuz. Uzak bir tarihteyseniz de onu söyleyeyim. Bu aralar herkes evinde bolca sıkılıyor. Yapacak bir şey bulamıyor. Bulaşıkları üçüncü kere aynı yeri temizlemişsinizdir. Bulaşıkları defalarca yıkamışsınızdır. Sıkıldınız. Evde yapacak bir şey lazım. Bu şekilde düşünen kişiler için bu eğitimi hazırladık. Şimdi ve tabii eğer siz bu videoyu izliyorsanız muhtemelen Blender'ın ne olduğunu falan da araştırmışsınızdır. Ben size söyleyeyim. Blender şimdi şöyle ekranda gördüğünüz gibi çizgi çizgi bir malzeme var. Ve bu çizgi çizgi malzemeleri zamanla modelleyerek daha sonra onun üzerine fotogerçekçi kaplamalar yaparak bu modeli gerçek hayatta kullanabileceğiniz 3 boyutlu bir modele dönüştürebiliyorsunuz. Dönüştürebildiğiniz ve daha sonrasında bunu animasyona eğer isterseniz 3D yazıcıya bir şu şekilde 3D yazıcıya bir 3 boyutlu cisim gönderebilirsiniz. Bir model gönderebilirsiniz. Ya da bunu alıp bir animasyona kendinize bir çizgi filme koyabilirsiniz. Bütün bunları Blender ile yapabilirsiniz. Peki şöyle bir şey sorayım. Diyeceksiniz ki internete baktıysanız göreceğiniz şey Blender kullanmak için tavsiye edilen bilgisayar işte böyle 10-100 bin milyon RAM işte bayağı bir hard disk, bayağı bir donanımdan bahsediliyor. Ben size kendi bilgisayarımın özelliklerini söyleyeyim. Bu bilgisayar 3 GB RAM, Core 2 Duo işlemciye sahip bir bilgisayar. Ve muhtemelen şu anda ekranda gördüğünüz taburenin tabure olması ya da bunun yerine bir Tesla model araba olmaması ya da bir işte çok karmaşık bir model olmamasının nedenlerinden biri de o. Eğer evinizde pek çoğunuzun bilgisayarı benim şu an kullandığım 3 GB RAM Core 2 Duo işlemciden daha iyi durumdadır. O yüzden burada bizim bu eğitimde yaptığımız her şeyi siz de yapabileceksiniz. Ama şunu unutmayın, renderlama işlemi çok ciddi işlem kapasitesi istiyor. Siz burada atıyorum bir Tesla araba alıp sağa sola çevirdiğiniz zaman baktığınız zaman çok daha yüksek bir işlem kapasitenizin, RAM kapasitenizin olması gerekiyor. Dolayısıyla bizim burada yapmaya çalıştığımız şey ne? Size basit modelleme öğretmek. Bu iş hakkında temel bilgiler vermek, çok yüksek bilgiler vermek değil. O seviyeye geçtiğiniz zaman eğer sıkılmadıysanız, hala o işte bu işle uğraşmak istiyorsanız gidin kendinize işte tavsiye edilen niteliklere sahip bir bilgisayar alın. Ama ya ben evde duruyorum, zaten bir şeylerle uğraşıyorum, öğreneyim bari diyorsanız dediğim gibi 3 GB RAM, Core 2 Duo işlemcim var. Benim yapabildiğim her şeyi siz de yapabileceksiniz. Eğer daha iyi bir şeyiniz varsa, daha iyi bir bilgisayarınız varsa çok daha güzel işlemler yapabileceksiniz. Çok daha hızlı yapabileceksiniz ve eğitimler esnasında göreceksiniz ki renderlama işlemleri esnasında biz bir miktar, hatta iyi bir miktar bekliyor olacağız. Bunun için de şimdiden kusura bakmayın. Bundan hadi şimdi sıfırdan başlayarak tek tek size Blender öğretelim. Şunu unutmayın, benim yaptığım sistemi söyleyeyim. Ben bütün videoları baştan sona izledim. Kısa videolar çekeceğiz. Onları izledim başka bir yerden aldığım eğitimde. Hatta söyleyebilirim, Haluk Tatar'ın eğitimiydi. Eski bir arayüzün olduğu Blender eğitimiydi. Hepsini izledim. Tek tek denedim. Takıldığım yerde bir daha izledim. Notlar aldım. Ondan sonra hepsini bitirdikten sonra bir daha izledim. Ve bayağı bir şey kaçırdığımı, bayağı bir şey öğren bir şeyleri ya kaçırdığımı ya unuttuğumu fark ettim. Size de buna benzer bir şey tavsiye ediyorum. Tek tek
bütün komutları inceleyeceğiz. Her 5 videoda bir ya da 10 videoda bir duruma göre uygulama göstereceğiz ve kısa kısa videolarımızla hızlı bir biçimde sizi bu sisteme dahil etmeye çalışacağız. Unutmayın, size bir günde işte araba çizmeyi öğretmeyeceğiz. Size Blender kullanmayı öğretmeye çalışıyoruz. Zaten vaktiniz var. Vaktinizi burada harcayın. Şey yapmayın. Yani zaten yeterince vaktiniz var diye düşünüyorum. Ya da ilginiz var. Bu videoyu açtığınıza göre de ilginiz var arkadaşlar. Şimdi başlayalım.